Size bir soru. Neden komplo teorilerine inanırız? Yani saçma olduğu ayan beyan ortadayken, gerçek olmadığına dair sayısız kanıt varken neden bir insan inatla ve ısrarla bir komplo teorisine sarılır? Şimdi bu sorunun cevabını videonun sonunda vereceğim. Çünkü bugünkü videomda size Türkiye'nin bir zamanlar en ünlü yerli ve milli komplolarından birinden bahsetmek istiyorum. Kontoryumdan. Yalnız başlamadan önce size şunu söyleyeyim. Kontoryum elementi diye bir şey yok. İnternette kontroryumla alakalı gördüğünüz her şey palavra ve birileri tarafından uydurulmuş. E madem uydurma bir element olduğu baştan belli, niye bununla ilgili bir video izleyeyim diyebilirsiniz. Haklısınız. Zaten bu videodaki amaç size kontroryum anlatmak değil. Bugün size bir komplo teorisi nasıl doğar ve nasıl kontrolden çıkar onu anlatmak istiyorum. Ama isterseniz bunu yapmadan önce şu kontoryum efsanesine bir dalalım. Çünkü o günleri çok iyi hatırlıyorum. Bir aralar kontoryum elementi ciddi ciddi Türkiye'nin gündemini işgal etmişti. Televizyon kanalları, gazeteler, köşe yazarları baya baya kontoryumla ilgili makaleler yazıyordu. Haberler yapıyordu. Uzmanlar çıkıp konuşuyordu. Bu yalanın kahramanı tekrar tekrar bakın böyle bir element yok bunu ben uydurdum dese de günümüzde hala milyonlarca insan kontoryum adı verilen bu mucizevi mineralin varlığına inanmakta ısrarcı. Peki nedir bu kontoryum? Kontoryum atom numarası 90 olan dünyanın en nadir elementlerinden biridir. Kütle numarası 367,4 olan bu element bilinen en güçlü radyasyon kaynağıdır. Ama radyasyon deyince korkmayın. Kontoryum çevreye bizim için tehlikeli olan o kötü radyasyonu yaymıyor. Tam tersine insan sağlığı için faydalı olan iyi radyasyonu yayıyor. Bunun da sebebi kontoryum elementini oluşturan atomların çekirdeklerinin kırık olması atom çekirdekleri doğal olarak çatlak olduğundan reaksiyon başlatabilmek için nükleer santralleri ya da ileri bir teknolojiye hiç gerek yok. Zaten bu atomlar kendi kendilerine parçalanıp çevreye olumlu radyasyonu, olumlu enerjiyi bol miktarda yayıyorlar. Peki kontoryum ne işe yarıyor? Öncelikli olarak kontoryum elementi evrendeki bildiğimiz en güçlü ve en temiz enerji kaynaklarından biri. Sadece birkaç gram kontoryumdan elde edeceğiniz enerjiyle arabanızı milyonlarca kilometre çalıştırabilirsiniz. Trenler, uçaklar, gemiler hatta uzay mekikleri, roketler kontoryum sayesinde milyonlarca kilometre yol yapabilir. Bunun dışında kontoryum bilinen en güçlü radyasyon kalkanıdır. Doğası gereği pozitif radyasyon yaydığı için çevredeki negatif radyasyonu absorbe eder. Evet absorbe eder. Mesela cep telefonu gibi radyasyon yayan cihazların devrelerinde kontoryum kullanırsanız bu tarz aletler hiçbir şekilde size zarar vermez. Mesela uzaya gönderdiğiniz roketleri de kontoryumla kaplarsanız Van Allen kuşağını hiçbir problem yaşamadan rahatça aşabilirler. Peki neden bizim kontoryumdan hiç haberimiz yok? Bu element neden gizli? Neden ondan bahsetmek yasak? Kontoryum bundan yaklaşık 100 yıl önce Dimitri Mendeleev tarafından keşfedildi. Ve bu bilgiyi dönemin Rusya devletiyle paylaştı. Rusların tarih boyunca Osmanlı'ya saldırmasının sıcak denizlere, boğazlara inmek istemesinin temel sebebi bu. Çünkü dünyanın bilinen en büyük kontoryum rezervleri İstanbul Boğazı'nın altında. Tahminlere göre İstanbul Boğazı'nın altında yaklaşık olarak 127 bin ton kontoryum elementi var. Ve bu da tahminen 23 trilyon dolar anlamına geliyor. İşte bu yüzden Ruslar sürekli olarak Osmanlı'ya saldırıyorlardı fakat başarı olamadılar. Ayrıca Almanların Osmanlı ile yakın ilişkiler kurmasının sebebi de kontoryumdu. Onlar bizimle savaşmak yerine iyi ilişkiler kurmak ve boğazlardaki kontoryumu çıkartmak istiyordu. Fakat 1. Dünya Savaşı'ndan sonra bildiğiniz gibi İngilizler, Fransızlar ve İtalyanlarla birlikte İstanbul'u işgal ettiler. Ki anlayacağınız gibi bu işgalin temel sebebi kontoryumun üstüne çökmekti. Fakat Kurtuluş Savaşı'ndan sonra İngilizler İstanbul'u terk etmek zorunda kaldı. Lakin kontoryumu unutmadılar. Ve Lozan görüşmeleri sırasında Türkiye bazı gizli maddelerin altına imza atmak zorunda kaldı. Bu gizli maddelere göre Türkiye Cumhuriyeti 100 yıl boyunca petrole, doğalgaza, jelibona, toryuma, bora ve kontoryuma el sürmeyecekti. İşte bu yüzden kontoryumla ilgili her şey saklandı, yasaklandı ve gizlendi. Kontoryum o kadar gizliydi ki periyodik cetvelden bile çıkartıldı. O günden bugüne birçok devlet, birçok firma bazı bahaneler üreterek kontoryumu çıkartmaya çalıştılar. Mesela biliyorsunuz Japonların Haliç ile ilgili söylediği bir şey vardı. Haliçi sizin için temizleriz ama altından çıkan her şey bizim olur. Orada Japonların istediği şey Haliç'in dibindeki altınlar değildi. Kontoryumdu. Fakat bütün oyunları bozduğumuz gibi Japonların da bu oyununu bozduk. Peki bugüne kadar kimse kontoryuma dokunmadı mı? Elbette dokundu. Köprü ve tünel inşaatları sırasında müteahhit firmalar deniz tabanından ciddi miktarlarda kontoryum çıkarttı. Ama ne kadar çıkarttılar ve bunu ne yaptılar? Bunu tabii ki konuşmak söylemek gizli. Peki biz İstanbul Boğazı'nın altında kontoryum olduğunu nereden biliyoruz? Kontoryum canlı bünyeler tarafından absorbe edildiğinde onları mutasyona uğratır. Mesela İstanbul Boğazı'nın altında mutasyona uğramış birçok ilginç balık türü vardır ki bunları Kurtuluş'taki Atom Müzesi'nde görebilirsiniz. Bunun dışında kontoryumun en önemli imzası Erguvan ağaçlarıdır. Biliyorsunuz İstanbul Boğazı'nda Erguvan son derece yaygındır. Bunun da temel sebebi aslında kontoryumdur. Çünkü kontoryum Erguvan rengindedir. Daha doğrusu Erguvan'a o rengi veren şey kontoryumdur. İşte şu anda İstanbul Boğazı'nın altında 23 trilyon dolarlık bir rezerv var. Ve bildiğiniz gibi geçtiğimiz Temmuz ayında Lozan Anlaşması'nın gizli maddeleri fiilen sona erdi. Yani kısa bir süre içerisinde kontoriumu çıkartmaya başlayabiliriz. Korkunç paralar kazanabiliriz. Kısa bir süre içerisinde dünyanın süper gücü olabiliriz. Bu güzel komplo teorisini ortaya attığı için Can Güney Kuseyri'ye huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Şimdi işin komplo kısmından çıkalım, hakikate geri dönelim. Nereden çıktı bu kontorium? 2007 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümünde öğrenci olan Can Güney Kuseyri kontolyumu ilk defa ortaya atan kişiydi. Kuseyri o dönemki bazı sahte element haberlerinden etkilenmişti. Düşüncü taşındı. Ben de kendi sahte elementimi yaratabilir miyim diye bir fikir ortaya attı. Bu arada ismin hikayesi de çok ilginç. Kuseyri Windows bilgisayarlarda KON isimli bir klasör açılamadığını gördü. Bunun sebebi KON'un aslında konsolun kısaltması olmasıydı. Kuseyri Windows'lardaki bu kon bug'ını aldı ve meşhur thorium elementiyle birleştirdi ve ortaya Kontoryum çıktı. Ve Kuseyri 2007 yılının Kasım ayında Ekşi Sözlük'te Kontoryum başlığını açtı. Kontoryum hikayesi başta hiç ilgi görmedi. O da zaten daha sonra takip etmeyi bıraktı. Fakat 2011 yılında birdenbire Kontoryumla ilgili haberler ulusal basında dönmeye başladı. Televizyonlar, gazeteler Kontoryum'dan bahsetmeye başlayınca Kuseyri fırsat bu fırsat dedi ve o meşhur videoyu hazırladı. Çok büyük ihtimalle bu video karşınıza bir yerden bir şekilde çıkmıştır. Evet bu video da sahte ve bizzat Kuseyri tarafından yapılmış. Ve o meşhur video dilinin kuyuya attığı taş misali büyük bir etki yarattı. Bir anda bütün ülke kontoryumu konuşmaya başladı. Sosyal medya kontoryum yazıları ile dolu taştı. Başka videolar çekildi, başka yazılar yazıldı. Kısa bir süre içerisinde milyonlarca insan kontoryumda yatıp kontoryumda kalkmaya başladılar. Can Güney Kuseyri bir süre sonra pişman olmaya başladı. Çünkü yalanı çok ciddi bir alana yayılmıştı. Bakın bu gerçek değil, kontoryum diye bir element yok. Azıcık kimya bilgisi olan böyle bir şeyin olmayacağını bilir. Pozitif radyasyon diye bir şey yok. Kütle numarası buçuk da olmaz dese de kimse onu dinlemedi. Gerçekten de az buçuk kimya bilgisi olan herkes böyle bir elementin var olmayacağını, onun bir saçmalık olduğunu bilirdi. Ama biliyorsunuz insanlar bizde gerçeklere değil fısıltı gazetiste inanmayı tercih eder. İşte bu yalan sosyal medya içerisinde büyüdü, 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 büyüdü ve bugün bile hala canlılığını koruyor. Yalan olduğu, sahte olduğu birçok kez ortaya çıkartılsa da hala günümüzde birçok insan kontrol yubun var olduğuna ve dış mihraklar yüzünden onu çıkartamadığımıza inanıyor. Bu arada bu kitlenin büyük bir kısmı Lozan'ın gizli maddelerinin varlığına ve bu maddelerin hala da yürürlükte olduğuna da inanıyor. Bakın birazcık kimya bilgisi ya hatta kimya bilgisini de geçelim. Yani vasatın üstünde zekaya sahip olan biri kontoryum diye bir şeyin olamayacağını zaten anlardı. Ya pozitif radyasyon ne bir kere bu nasıl bir saçmalıktır? Ya da atom çekirdeklerinin doğal çatlak olması nasıl bir saçmalıktır? Ve gerçekten İstanbul Boğazı'nın altında böyle bir element olsaydı Amerikalılar ya da Sovyetler kafamıza kim bilir kaç tane atom bombası atardı ki bölgedeki bütün insanları öldürüp madenlerin üzerine çökmek için. Yani şu anda bu açıklama yapmak bile beni çok zorluyor gerçekten. Ama ne olursa olsun, ne kadar aptalca olursa olsun, ne kadar saçma olursa olsun insanlar bu zırvalıklara, inatla ve ısrarla inanmaya devam ediyor. Hatta araştırma yaparken şunu bile gördüm. Hala kontrolümün varlığına inanan insanlar var ve Can Kuseyri'nin de dış mihraklar tarafından kullanılan bir maşa olduğunu iddia ediyorlar. Yani iddialarına göre aslında bu adam tamamıyla konuyu sulandırmak için seçilmiş bir nasıl derlerse ajan. İşte ne kadar uğraşırsanız uğraşın bazı insanların inançlarını kırmanız imkansızdır. Şimdi başta sorduğum soruya geri dönelim. Neden? Neden insanlar bu saçmalıklara inatla ve ısrarla ve ateşli bir şekilde inanmaya, savunmaya devam eder? Aptallık mı, cehalet mi, psikolojik problemler mi, çocukluk travmaları mı? Bütün bunlar olabilir. Aşağılık kompleksi, ilgi çekme kaygısı bunlar da olabilir ama şahsen bana göre bütün komplo teorilerinin altında, komplo teorilerine olan inancın altında temel bir duygu yatar. Korku. Çünkü komplo teorileri bizi gerçeklerden korur kabul ederip şu anda dünyayı ne yaptığını bilmeyen zeka seviyesi tartışmalı insanlar yönetiyor. Niteliksizler tarafından yönetildiğimize inanmak yerine karanlık güçlere, dış mihraklara, iliminatiye inanmak aslında içten içe insana biraz huzur verir. Çünkü ne kadar korkutucu olsa da kontrolün birinin elinde olduğunu bilmek sizi rahatlatır. Bu konu ne zaman açılsa Kara Şövalye filmindeki Joker'in şu sahnesini hatırlarım. Biliyor musun neyi fark ettim? Her şey plana göre gittiğinde kimse paniklemiyor. Plan korkunç olsa bile. Gerçekten de ne kadar korkunç olursa olsun bir planın olması, planlamacılığın olması insanlara bilinçaltına bir rahatlık verir. Kontoryuma inanıyoruz çünkü ekonomik anlamda çektiğimiz sıkıntıların gerçekleriyle yüzleşmekten korkuyoruz. İlluminati'ye inanmak istiyoruz çünkü dünyayı boş insanların yönettiği gerçeğiyle yüzleşmekten korkuyoruz. Teknolojiden, değişimden, gelişimden korktuğumuz için kaçabilmek için teoriler uyduruyoruz. Yahut da bu tarz teoriler uyduranların peşinden gidiyoruz. Ha evet bazılarımız kendilerini daha akıllı, daha üstün, daha ayrıcalıklı hissettiği için komplo teorilerini savunuyor. Ama bunun da altında yatan şey korku. Aşağılanma korkusu, küçük görülme korkusu, yaftalanma korkusu, ciddiye alınmama, önemsenmeme korkusu. Ama tabii ki de bu benim fikrim, benim teorim. Siz başka bir şey düşünüyor olabilirsiniz. Eğer komplo teorilerin sebepleri konusunda farklı fikirleriniz varsa bunu lütfen yorumlar kısmına belirtin. Neyse bugünlük bu kadar ama merak etmeyin. Yerli ve yabancı daha bir sürü komple teorimiz var ve hepsine teker teker sıra gelecek bu kanalda. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize mavi ekransız günler dilerim. Alo, alo. Sayın Trump. Evet Trump efendim evet. Evet şimdi videoyu yaptım efendim. Evet merak etmeyin kontoryumla ilgili bütün iddiaların üstünü örteceğiz. Tekrar insanları unutturacağım. Yani kontoryum diyen herkes otomatik salak diyecek. Evet ben her zamanki gibi yine görevimi yaptım sağ olun. Ruhum size feda olsun. Ama siz benim banka hesabına 30 bin hemen gönderirsiniz. Çok sevineceğim. Yalnız valörlü olmasın kesinti yapıyorlar. Siz yine bitcoin hesabından gönderin. İlimnatik arkadaşların hepsinde selam söyleyin. Sancaktepe İlimnatik'in selam var. Onu da ayrıca iletin. Görüşmek üzere efendim. Hadi aleyküm satan.